videoyu sonuna kadar izlerseniz parmaklarınız kendilerinden hareket edecek. Hızlı yere yatıp sıkmaya alıştık. Şimdi biraz daha zorunu deneyelim. Bu gördüğünüz hedefleri ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi yere yat, arkana dön. Birinci odaklan, ikinci odaklan, üçüncü odaklan. Ben de başlar başlamaz öğrenmedim. Kendimi bu şekilde geliştirdim. Mesela duvar arkasında adam var. Zıpladım ve sağ baş parmağımla hedefe odaklandım. Dostlarım dikiz ateşe ve ince piklere en kolay bu şekilde alışabilirsiniz. Geliyorlar, dikiz ateşin hakkını vermelisin. Ölmemek için hızlı olmalısın. Adamlar dikiz ateşi iyi kullandığım için beni görüp hasar bile veremek. Hey sen, ekrandaki hile gibi olmak istemez misin? Dediklerimi uygularsanız bu şekilde parmaklarınızı kontrol edemezsiniz. Çok çılgın değil mi? Gelip buraya bunun hakkını verirseniz gerçekten başarılı olacaksınız. Merhaba dostlarım, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Bugün benim kullandığım 4 parmak ya da sizin tasarladığınız 4 parmağa nasıl en kısa sürede alışacaksınız ve benim günlük oyuna girmeden önce yaptığım antrenmanları size göstereceğim. Emin olun bu videoyu sonuna kadar izlerseniz parmaklarınız kendilerinden hareket edecek. Bundan emin olabilirsiniz, garantisini veriyorum. Şimdi videoya geçelim. Dostlarım, ilk başta 4 parmağa geçmeye karar verdiğinizde telefonu nasıl rahat ederseniz öyle tutmalısınız. Şu an işaret parmağımla orta parmağımın arasına koydum. Ama ben böyle rahat etmiyorum. Nişan yüzüğü parmağımla orta parmağımın arasına koyduğumda rahat edebiliyorum. Yani demek istediğim bu. Tuşları nasıl kontrol edebilirseniz o şekilde tutmalısınız kısaca. İlk başta kontrol ayarlarımı göstermek istiyorum. Gerçekten o kadar çok kendi tasarladığım kontrol ayarlarını denedim ki bu ayara aşık oldum diyebilirim. Bu kontrolü yaparken buton dizilimi bakımından en rahat ve en seri şekilde nasıl yapabilirim diye düşündüm. Ve zaten demek istediğimi maç aralarındaki sahnelerden anlayacaksınız. Dostlarım, böldüm, kusura bakmayın. Bana destek vermek için abone olup videoyu beğenip bildirimleri açar mısınız? Çok bir şey istemiyorum. Sadece sizin desteğiniz beni mutlu eder, gaza getirir ve daha güzel iş içeriklerle karşınıza çıkarım. Bundan emin olun. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi videoya devam edelim. Bu arada kodların süresi biterse Instagram hikayemde paylaşıyorum. Oradan alabilirsiniz. Hadi biraz antrenman yapalım. İlk başta drop shot atarken böyle atarsınız. Ama böyle yapmayın. Tuşlara alışmak ve seri olmak için yere yatma tuşuyla silahı aynı anda basın ve sıkın. Parmaklarıma iyi bakın. Düşman gözünde bu normal gözüküyor olabilir ama sarsılma yaşamıyorsunuz. Normal de atabilirsiniz ama yerine göre. Bu hareket çok önemli. Burada da yere hızlı yatıp dürbün açarak sıktım. Bu avantajı kullanmak lazım. Mesela karşı dağda bir adam var ve çok uzakta. Spreyinizin sekeceğinizi biliyorsunuz. Zaman kaybetmeden ve sarsıntı yaşamadan hedefe odaklanabilirsiniz. Bu yakın temasta da geçerli. Hızlı yere yatıp sıkmaya alıştık. Şimdi biraz daha zorunu deneyelim. Bu gördüğünüz hedefleri ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi yere yat, arkana dön. Birinci odaklan, ikinci odaklan, üçüncü odaklan ve dördüncü odaklan. Şimdi seri bir şekilde kalk. Tekrardan deneyelim. Yere yat. Bir, iki, üç, kalk. Olay budur. İkinci antrenmanımıza geçtiğimizde refleks nasıl atacağımıza tekrardan değineceğim. Belki refleks videomu izlemeyen dostlarım vardır. Yukarıdaki karttan daha detaylı şekilde öğrenebilirler. İlk başta dürbün aç ve dikiz ateşte geri dönüşünü yap. Biliyorum bu hareket size zor gözüküyor olabilir ama emin olun şuraya gelin ve antrenman yapın. Ben de başlar başlamaz öğrenmedim. Kendimi bu şekilde geliştirdim. Hayali düşmanlarla çalıştım resmen. Burada alıştığınız zaman o zaman zevk alacaksınız. Bundan emin olun. Burada o yaptığımız iki antrenmanı birleştirdim. Hazır mısınız? Motordan arkanda düşman var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi seri bir şekilde hızlı git, yere yat. 1, 2, 3, 4, süpersin. Bu motorla yaptığım evreye geldiğinizde yatmayla reflekse zaten alışmış olacaksınız. Şimdi gelelim dostlarım, 4 parmağın en önemli avantajlarından birine. Rakiple karşı karşıya geldiğinizde eğil kalk çok önemli. Düşmanın eğimini bozmak istiyorsanız bu şart. Ben ateş etme butonunu sağda kullandığımda daha rahat eğil kalkı kontrol ettiğimi ve eğimimin burada daha iyi olduğunu düşünüyorum. Önceden solda oynuyordum ama sağda daha iyi verim aldım. Bu tahtaya gelin ve günde 500 mermi eğil kalk yaparak sıkın. Parmaklarınız artık adamla karşı karşıya geldiğinizde kendiliğinden bassın. O derece alışmalısınız. Unutmayın, gerçekten bu çok önemli bir konu.
Zıplamalarda her zaman soldaki butonu kullanın. Sağdaki butonu bir yere tırmanmak için kullanın. Mesela duvar arkasında adam var. Zıpladım ve sağ baş parmağımla hedefe odaklandım. Jiroskop sayesinde de bunu destekledim. Zıplamaya gelin ve 300 metreyi zıplayarak sıkın. Zıplama da en az ilk hak kadar önemli. Dostlarım, dikiz ateşe ve ince piklere en kolay bu şekilde alışabilirsiniz. Buraya gelin, dürbüne basın, daha sonra dikiz ateşe dokunun ve ateşleyin. Dikiz ateş çok önemli. Dikiz ateşi doğru kullanmak daha da önemli. Gelin klasik maçta adamlardan bir mermi bile yemeden dikiz ateşin doğru kullanımını göstereyim. Adamların sesini aldım ve bombayla düşürmeye çalıştım ama karşıya gitmişler. Bombanın sesini aldılar ve üstüme geliyorlar. Dikiz ateşin hakkını vermelisin. Ölmemek için hızlı olmalısın. Adamlar dikiz ateşi iyi kullandığım için beni görüp hasar bile veremedi. Yani kısaca dikiz ateş hayat kurtarır kardeşlerim. Dikiz ateşi her zaman sağdan açın dostlarım. Soldan açarsanız adam sizin bedeninizi görür ve rahatlıkla hasar verebilir. Eğer adam soldan geliyorsa sen cover'a geç ve adamın üstüne gelmesini bekle. Gördüğünüz gibi açıkta kaldım. Bunu sakın yapmayın. Dikiz ateşi yamyam gibi kullanacağım. Çünkü bu gösterdiğim 4 parmak ayarının hakkını vermeliyim. Gördüğünüz gibi parmaklarımı kontrol edemiyorum. Şimdi gelin klasik maçta nasılmış ona bakalım. Karşımdaki adamın sesini aldım ve göstermeden sıkmaya çalışacağım. Adam hasar verebildi ama adamın gözünde yamyam gibiydik. Nasıl gözüktüğümüzü merak ettiğinizi hisseder gibiyim. O yüzden arkadaşımla oyuna girdim ve nasıl gözüktüğümüze bakalım. Karşınıza böyle bir düşman geldiğinde nasıl tepki verirdiniz? Eğil kalk çok önemli kardeşlerim. Buraya gelin ve arabayı durdurun. Hadi hep beraber eğil kalk sık, eğil kalk sık. Böyle seri bir şekilde devam et. Arabayı patlatmamaya çalış. Arabaya mermi değdirme. Arkana dön ve sık. Tekrardan. Eğer gelip buraya bunun hakkını verirseniz gerçekten başarılı olacaksınız. Şimdi gelin nokta atışı spreye alışalım. Uzaktaki düşmana gördün, ayakta sıkmayacaksın. Ayakta ateş edersen seker. Hemen eğil, dikiz ateşe bas ve sık. Jiroskopu aşağı doğru eğdir. Gördüğünüz gibi kafadan bir mermi bile dışarı çıkmadı. Uzakta bir düşman baydın diyelim. Sağ üstteki ateş butonunu kullanırsan tekli silahlarda o kadar da seri sıkamazsın. Ama aşağıdaki ateş butonunu kullanırsan böyle taramalı gibi sıkar ve kilini alırsın. Tekli silahlarda mutlaka sağ alttaki ateş butonunu kullanın. Şimdi bu yaptığımız antrenmanların hepsini botların evine gidip deneyelim. Ne yapmıştık ilk antrenmanda? Yere yat, arkanda düşman var ve sık. Botları arkanıza alın ve sürekli bu hareketi yapın. Şimdi dikiz ateşi kullanalım. Botları gördük, cover'a geçtik ve sıktık. Şimdi eğil kalk, dürbün aç, çalışalım. Bu şekilde botlara karşı eğil kalk çalışabilirsin. Şimdi biraz da refleks çalışalım. Olay budur kardeşlerim. Başka yapacağınız antrenman yok. Alışana kadar böyle çalışın ve ambarda kendinizi test ettikten sonra klasik maça geçebilirsiniz. Emin olun bunu yapın, ben kefilim.
hassasiyet ayarlarımı isteyen çok kardeşim var. O yüzden videonun sonuna kadar izlediysen bence bu hassasiyeti en çok sen hak ettin kardeşim. Eğer hassasiyette sıkıntı çekiyorsan kesinlikle bunu denemelisin. Jiroskopsuz oynayanlar jiroskoplu bölümü yapmasınlar. Kaç parmak oynuyorsan oyna bu hassasiyetler sekmez. Üşenenler için de kodumu paylaşıyorum. Arama yöntemine girip yapıştırabilirsin. Kodların sürekli süresi bitiyor, o yüzden... Videonun başında dediğim gibi Instagram hikayemde alabilir ve kullanabilirsin. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim kardeşlerim. Bu arada beni eklemek isteyen varsa ID'mi buraya bırakıyorum. Ekleyebilirsin ve oyun oynayabiliriz müsait zamanda. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.